Merhaba değerli takipçilerimiz. Bu yayınımızda engelli bireyler açık öğretim fakültesi mi okumalı yoksa örgün öğretimle üniversiteyi bitirmeli, hangisi daha avantajlı? Bununla ilgili kısa bilgilendirme yapmaya çalışacağız inşallah. Değerli arkadaşlarımız, engelli bireylerin genelde biz tavsiyemiz öğrenim durumlarını her zaman geliştirmeleridir. Bu bağlamda o ilkokulsa ortaokul, ortaokulsa lise, lise ise ön lisans ve lisans programlarından herhangi birini bitirmeleri engelli bireylerin gelecekteki yaşantılarına büyük etki edeceğini söylemiştik. Olumlu etkisi olan bu durumda eğer imkanınız varsa örgün öğretim programlarından birine yerleşmeniz daha uygun ve daha kolay oluyor arkadaşlar. Yani bir birey aynı o ilk ortaokul ve lisedeki gibi ön lisans ve lisans bölümlerinde örgün öğretimde üniversite hayatını sürdürürse hem yaşamın kolaylık ve zorluklarını görerek hem de değişik ortamlar içerisine girerek hayata dört elle sarılma noktasında daha profesyonel hareket etmesi bakımından örgün öğretimleri biz daha çok tavsiye ediyoruz. Çünkü örgün öğretim programlarında daha geniş nitelikli kadrolara ve daha geniş nitelikli atamalara imkan sağlamış olunuyor. Ancak kişinin durumuna, sağlığına, maddi gücüne veya ailesel, çevresel durumlarına bakarak açık öğretim fakültesindeki programlara da okumasında herhangi bir eksiklik olmayacağını belirtmek isteriz. Yani durumunuz uygun değilse örgün öğretime gitmek için açık öğretim fakültelerinden herhangi bir programlarını bitirebilirsiniz. Bilindiği üzere açık öğretim fakültelerinde de 2 yıllık yani ön lisans ve 4 yıllık yani lisans programları da mevcut arkadaşlar. Buraları da bitirdiğiniz zaman ön lisans ve lisans mezunu diplomasına kavuşmuş oluyorsunuz. Örgün öğretimin açık öğretiminden tek farkı bazı bölümlerde branş bazında açık öğretim fakültelerinde bu bölümler yok. Örneğin doktorluk, örneğin mühendislik, örneğin öğretmenlik vesaire vesaire bu bölümleri arttırabiliriz arkadaşlar. Veya beden eğitimi yani öğretmenliği, antrenörlük yani besyo gibi bölümler 4 yıllık örgün öğretime tabidir. Bu bölümlerden çıkan arkadaşlarımız ise atamalarında öğretmen, doktor vesaire mesleğe dahil atamalarda büyük imkan ve fırsat elde etmiş oluyor arkadaşlar. Açık öğretim fakültelerinde okuyan arkadaşlarımız ise sadece lisans ve ön lisans programlarına uygun açık öğretim bölümlerini bitirmiş olup sınavlarda lise yani orta öğretim bazındaki bireylere göre avantajlı konumda yer almış oluyor. Konumuzu özetleyecek olursak imkan olan arkadaşlarımızın örgün öğretim yani okula giderek bu şekilde programlardan mezun olmaları, eğer imkanınız dahil değilse açık öğretim fakültelerinden ön lisans ve lisans programlarının herhangi birini bitirmeniz sizin için avantaj sağlayacaktır. Değerli arkadaşlarımız, bugün de bu konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye çalıştık. Mutlu günlerde, sağlıklı yarınlarda kalın sağlıcakla.